bir metni okurken metinden asla tiksinme. Ne olursa olsun. Yani metnin içine girmeye çalış, onu yaşamaya çalış mesela. Yani sığla ağacı benim dikkatimi çekmeyebilir ama ya acaba ne demiş, ne anlatmaya çalışıyor? Yani bulmaca çözmek gibi, şifre çözmek gibi yaklaşım. Sığla ağacı ormanları Anadolu'nun en eski doğal varlıkları arasında sayılır. 65 milyon yıldır sığla ağacı topraklarımızda boy veriyor. Bu ağaç Türkiye'nin güneybatı bölümünde yayılış gösterir ve dünyada başka hiçbir yerde orman halinde bulunmaz. O zaman ağaç kendi başına bulunuyor. Evet, yani dünyada sığla ormanı tek Türkiye'de var o zaman, değil mi? Tamam. Başka yerde yok. Ve 65 milyon yıl gibi çok eski bir tarihe dayanıyormuş. Tamam. Sığla ağacından çıkarılan sığla yağı yıllar boyunca yöre insanının gelir kaynağı olur. Ekonomik açıdan değerli olduğundan işleyenlerce özenle korunur. Ağacın kabukları güzel kokusundan ötürü bugün yörede hala tütsü olarak yakılıyor. Tütsünün ne olduğunu biliyorsun da. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın parfüm olarak kullandığı sığla yağı Hipokrat döneminden beri de tıp alanında kullanılıyor. Bence gayet anladık konuyu. Tamam. Zaten ilginç bir konu. Bu parçaya göre sığla ağacı ile ilgili hangisi söylenebilir? Tarihte ve günümüzde örtüşen kullanım amaçları bulunduğuna. Biri parfüm olarak kullanılıyor, biri tıp alanında kullanılıyor. Evet, pek günümüzde hala kullanılıyor. Ama yakıyor dedi de. Tıp alanında kullanılıyor dedi. Döneminden beri tıp alanında kullanılıyor ne demek? O zaman da bu zaman. Evet, kesinlikle. O zaman bugün de değil mi? Mesela şöyle bir şey desem. Ya seni gördüğümden beri sevmiyorum. Şu anda sevmiyorum. Tamam. Geçmişte de sevmiyordum. Ha diyor ya, seni hiç sevmiyorum sütü olan baban da sevmezdi. O zaman da sevmiyordum. Şimdi de sevmiyorum. Olabilir. Tamam. Dünya üzerinde yalnızca Güneybatı Anadolu'da yetişti. Ha gör, orman olarak sadece Anadolu'da var değil mi? Dünyada var tek tük. Tarihteki toplumlar tarafından doğaüstü güç. Doğaüstü güç yani ilahi güç mü? Tamam. Bir yok şey yani. Farklı kullanım alanları olduğundan tamam. Üretimini desteklendiğine. Kim destekliyor ki? Sadece üretim var. Farklı üretim alanları var ama değil mi? Parfüm ama kimse desteklemiyor. Sanayideki tüketiminin yoğunluğundan tehlike altındır. Sanayi tüketimi yok ki burada. Değil mi? Cevap çok açık. Bazen doğru cevaptan emin olamazsın ama yanlışlardan emin olduğun için doğru cevap mecburen çıkar. Tamam.